Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. Yine önümüzde çok yoğun insan hakları ihlalleri var ve bunları gündem etmeye devam ettik. Ediyoruz ve edeceğiz de. Hiçbir güç de bizi bu yoldan saptıramayacak, engelleyemeyecek. Bugün yine maalesef ki ağır insan hakları ihlalleri ilk gündem sıralarımızda. İşkence, işkencenin fiili olarak uygulanması, manevi olarak uygulanması, maddi olarak uygulanması yoğun bir şekilde gündemimizde olacak bugün. Evet, ilk olay son derece önemli, haftanın en çarpıcı, önemli olayı. 9 aydır burada basın toplantılarımızda gündeme getirdiğimiz, mecliste soru önergeleri verdiğimiz, İçişleri Bakanlığı'na sorduğumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a sorduğumuz ve hiçbir devlet görevlisinden cevap alamadığımız bir kaçırılma olayı bitti. Hüseyin Galip Küçük Özyiğit 9 aydır yoktu, kaçırılmıştı, kayıptı ve nerede çıktı biliyor musunuz? Bir devlet kurumunda. Sincan cezaevinde çıktı ortaya. Hüseyin Galip Küçük Özyiğit. 9 aydır 29 Aralık'ta Ankara'dan Kocaeli'ne, kızım sizinle yılbaşını geçirmek istiyorum, yola çıkıyorum, geliyorum diyen kişi aniden kayboldu. Yakınlarına hiçbir haber vermedi. En son onu kamera görüntüleri, apartman kamera görüntüleri 3 kişinin izlediğini gösterdi. Ama bu konuda ne ciddi bir araştırma yapıldı, ne de sorduğumuz sorulara cevap verildi. Ulusal ve uluslararası mekanizmalar harekete geçirilemedi. AİHM ve Birleşmiş Milletler'in sorularına cevap verilmedi. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na sorduğumuz sorular maalesef kaçırılma vakalarında cevapsız kalıyor her nedense. Evet, bu kişi Hüseyin Galip Küçük Özyiğit 9 ay sonra tüm aramalarımızdan sonra şu gördüğünüz kızı Nur Sena Küçük Özyiğit'in 9 aydır aramalarına rağmen, hiçbir yerden cevap alamamasına rağmen en sonunda Sincan cezaevinde çıktı. Kendisini gece vakti arayan bir yetkili, oğlunuz burada dedi Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in annesine. Böyle bir ülke olabilir mi arkadaşlar? 9 aydır bu kişi neredeydi? Bu ülkede MOBESE kameraları yok mudur? İstenirse 5 dakikada bu insan bulunamaz mıydı? HTS takip kayıtları yapılamaz mıydı? Hiçbir şey yapılmadı. Bütün her işlem yokuşa sürüldü. Uluslararası kuruluşların bile sorularına cevap verilmedi. Bir milletvekili olarak benim de sorularıma cevap verilmedi. En sonunda bu kişi ortaya çıktı Sincan cezaevinde. Biz OHAL döneminde en az 35 kişinin kaçırılıp uzun süre bir yerlerde tutulup işkence edildiğini yıllardır söylüyoruz. İşte onlardan en sonuncusu bu kişi. Kendisini devlet görevlisi, polis olarak tanıtan kişilerce kaçırılan bu kişiler uzun bir süre bir yerlerde tutuluyor, işkencehanelerde tutulduklarını söylüyorlar ve ardından da suskunluğa gömülüyorlar ya da mahkemelerde kendilerine uzun süreli işkence yapıldığını söylüyorlar. İşte onlardan birisi Ayten Öztürk'le de biz geçtiğimiz günlerde konuştuk. Ayten Öztürk de 6 ay boyunca kaçırıldıktan sonra bir işkencehanede, başka kişilerin de bulunduğu bir işkencehanede, başka kişilerin de işkenceye uğrama seslerini, o korkunç seslerini duyarak kaldığı bu işkencehanede, ki üst katta mesai saatlerine göre sesler duyuyordum. Cumartesi, pazar gelmiyordu o kişiler. Hafta içi geliyorlardı. Orası bir devlet dairesiydi sanırım diyerek bir açıklama yapıyor ve alt katında işkenceye uğradığını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kötü muameleye, insan hakları ihlaline uğramaya hakkı yoktur. Hele ki insanlık suçu işkenceye uğrama hakkı yoktur. Hiçbir insanın yoktur ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki milletvekilleri olarak ne kadar bu işler örtbas edilmeye çalışılsa da bu konunun üstüne gideriz. Giderim. Sonuna kadar da gitmeye devam edeceğim. Ne zaman ki ülkemiz bir demokratik hukuk devleti olana kadar. Yetkilileri bir an evvel açıklama yapmaya çağırıyorum. Bu bir skandaldır. İçişleri Bakanlığı istifaya davet ediyorum. Böyle bir rezalet olamaz.
9 aydır bu insan neredeydi? Ruhsar Pekcan sorusu sorarız, sümen altı ederler. 128 milyar dolar nerede deriz, sümen altı ederler. İçişleri Bakanlığı'nın kendi söylediği 10 bin dolar alan siyasetçi konusunu gündeme ederiz, suskunluğa gömülürler. Ya siz bütün sorunları suskunlukla mı geçiştirmeye çalışıyorsunuz? 9 aydır kaçırılmış bir insan Sincan cezaevinde çıkıyor, hiçbir devlet görevlisi bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyor. Bu nasıl bir rezalettir? Nasıl bir skandaldır? Bir açıklama yapacak Allah'ın kulu yok mudur? Bu nasıl bir devlettir ya? Allah aşkına yani. Olacak bir şey değil yani. İnsanlar büyük kabuslar yaşamış. Nur Sena Küçük Özyiğit 9 aydır ne yaşıyor? Haberiniz var mı sizin? Diğer kaçırılanların yakınları yıllarca neler yaşadı? Cumartesi anneleri neler yaşadı? Haberiniz yok mu sizin? Niye bu insanlar kayıplar nerede diyor? 35 yıldır direnen cumartesi anneleri var. Çocuklarımız kaçırıldı, gözaltına alındıktan sonra hiçbir şekilde ne ölüsü ne dirisini bulamadık diyorlar. Şu anda da aynı şekilde. 29 Aralık 2020'de ortadan kaybolan bir kişi bakıyorsunuz Eylül ayında ortaya çıkıyor. Bunun açıklamasını yapacak bir Allah'ın kulu yok mu? Bakın 6 Ağustos 2019'da ortadan kaybolan, ailesine hiçbir şekilde haber vermeden ortadan kaybolan, daha doğrusu kaçırılan Yusuf Bilge Tunç ortada yok. Bir Allah'ın kulu çıkıp bir açıklama yapmıyor. Aynı şekilde onda da hiçbir sorumuza cevap verilmiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ben bunu yüzüne sordum bütçe görüşmelerinde mecliste. Bana dedi ki bu ülkede insan kaçırma gibi bir suçu devlet işlememiştir. İşlemez. Peki o halde işlenmediğini bir ispatlayın bize bakalım. Cumartesi anneleri 35 yıldır niye sokaklarda? Onun bir cevabını verin. Cumartesi annelerine bir cevabını verin. Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in kızına bir cevap verin. Yusuf Bilge Tunç'un kızına, bir çocuklarına, eşine, babasına bir cevap verin. Afaki kafadan atma cevaplarla karşımıza, milletin vekillerinin karşısına, halkın vekillerinin karşısına çıkmayın. Biz size işte bakın bu bilgilerle, belgelerle çıkıyoruz. Ve bunların peşini de kesinlikle de bırakmayacağız. Bakın 6 Ağustos 2019'da Yusuf Bilge Tunç kaçırıldı. 25 ay oldu. Babası diyor ki Hüseyin Galip Küçük Özyiğit bulundu. Benim çocuğum nerede? Benim çocuğum nerede? Böyle bir devlet olmaz arkadaşlar. Hiçbir yetkili çıkıp Yusuf Bilge Tunç'un babasına şu araştırmayı yapıyoruz, çocuğun şöyle oldu, yok ölüsünü bulduk, dirisini bulduk, hiçbir şekilde bir açıklama vermiyor. Ne oldu bu insana ya? Bir anda ortadan kayboldu. Hiçbir mobese kamerası araştırması yapmadınız. İş yerlerinin kameralarının iptal edildiğini, o görüntülere yakınların ulaşamadığını öğrendik. Ne oluyor bu memlekette? Beyaz Toroslardan sonra siyah transporterlar bu kadar mı pervasız, bu kadar mı fütursuz? El insaf diyoruz. Ve biz her halükarda bu kaçırılma olaylarının peşini bırakmayacağımızı söylüyoruz. İster insanlar yok olsun, ister bulunsun, ister şu bu, bu olayların peşini bırakmayacağız. Bu kadar. Bir başka skandal olaya dün şahitlik ettik. Bakın halkın avukatları, halkın hukuk bürosu avukatları yargılanıyor. Yıllardır hukuksuz bir şekilde yargılanıyor ve biz oradaydık. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde HDP ve milletvekilleri, CHP'den Turan Aydoğdu arkadaşımız, Sezgin Tanrıkulu arkadaşımızla beraberdik. Bu duruşmayı takip ettik. Yoğun bir katılım vardı. Uluslararası avukatlık hukuk örgütlerinin katılımı vardı. Salon ağzına kadar doldu taştı. Çok önemli bir davaydı. Çünkü ceza hukukçusu Selçuk Kozağaçlı, ki kendisi en az 20 bin hukukçuya eğitim vermiş. 3 uluslararası hukuk örgütünün yönetim kurulunda bulunmuş çok nitelikli bir ceza hukukçusu. Ve siz bu kişi ve arkadaşlarının yargılamasını ceza hukuku ilkelerini ayaklarınızın altına alarak yapıyorsunuz. Hiç utanmadan, hiç çekinmeden pervasızca yapıyorsunuz. Bakın biz bu duruşmada bulunduk ve çok üzücü bir şekilde orada baro başkanlarımız da vardı. Birçok baro başkanı vardı ve biz
çok adil olmayan bir yargılama yapıldığını gördük. 2013'te başlatılan bir yargılama süreci ile bir takım kişiler yargılanmaya başlanıyor bu davada, hukukçu ve diğer kişiler, ve ardından 2017 yılında yeni bir dosya açılıyor. Daha sonra karar veriliyor. Bir takım kişiler için onaylanıyor. Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik için onaylanmıyor. Ve yerel mahkemeye dosyaları birleştirin diyor Yargıtay. Burada da bir çelişki var. Birileri için onaylıyor. Aslında hukuksuzluk apaçık ortada ama birileri için onaylıyor, öbürküleri için onaylamıyor. Nitelikli hukukçular mahkemede saatlerce bu hukuksuzlukları anlattı bakın. Avukatı Hasan Fehmi ve Bey ayrıntılı bir şekilde biz profesyonel halkından kopuk avukatlar değiliz dedi. Biz dedi bu davanın da peşini bırakmayacağız dedi. 16. Ceza Dairesi soruşturmadaki hakimin kovuşturmada görev almasına müsaade ederken 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ayıbını örtmek istedi. Açıkça yasa hükmüne aykırı davrandı dedi. Berk Ercan'ın kılıç boynunda, kendisi de yargılanıyor. Avukatlar hakkında yazması lazım ki kendisini kurtarsın dedi. Gizli itirafçı sanığın beyanlarıyla çok hukuksuz kararlar verildiğini, ki bu kişinin de şizofren bir kişi olduğu, çok sağlıksız beyanlarda bulunduğu apaçık ortada. Ve maalesef bu karar dayatıldı. Yani şu var, birçok şey söyleyebiliriz. Fakat burada sorgulama bitmeden hüküm kurulmaya çalışılıyor. Ceza hukuku açısından cinayet gibi bir olay bu. Zaten Yargıtay'ın verdiği kararda büyük hukuksuzluklar var. Aynı zamanda sorgular bitmemiş. Bakın, yani bu işin eğitimini veren insana siz sorgusunu bitmeden ceza vermeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Maalesef Türkiye'de bu oluyor. Bakın bazı enstantanelere size sunmak isterim. Mahkemeden bağımsızlık ve tarafsız usule uygun kurulmadı dendi. Bu yargılamayı yapanlar, buna iştirak edenler hukuka aykırı davranmıştır. Ve bakın Akın Gürlek tahliye verdikten saatler sonra tahliye kararını yine aynı mahkeme heyeti bozuyor. Belli ki bir yerlerden talimat geliyor arkadaşlar. Ülkedeki hal bu. Skandal bir hal. Tahliye kararı veriyorsunuz, saatler sonra bir şekilde tahliye kararı bozuluyor. Dosya tekemmül etmiş durumda değil. Avukat Oğuzhan Topalkara diyor ki bu dosyaya beyaz bir örtü sererek hukuksuzlukları kapatamazsınız. Ebru Timtik'in bu dosyada kanı var. Ebru Timtik'in tabutu bu salonun ortasında duruyor. Beyaz örtünüz kana bulanır diyor. Neden hukuksuzluk var? Bu mahkemeye delil getiren polislerin bazıları tutuklu, bazıları hükümlü veya firar. Suçları sahte delil üretmek, bu kişilerin eylemlerini bu dosyada sahteciliğe yol açmadığını ispatlamadan devam edemezsiniz. Hani sahtecilikle dosyaya evrak eklendiği, bu kişilerin yargılandığı ve cezalandırıldığı halde bu safahatın devam ettiğini söylüyor avukatlar. Yine hani verdiğim ifade polis zoru altındadır diyen Cavit Yılmaz ve İlkay İşler'in Avrupa'dan gönderdiği mektuplar nazar itibarı alınmıyor. Bütün bu söylediklerimiz doğru değildi diyen bir kişi var ve yurt dışından noter tasdikli mektup gönderiyor. Avukat Topalkara diyor ki tavsiyemiz sabıkalı kolluk görevlilerinin delillerini, sabıkalı yargılamanın kararlarını yok saymanızdır diyor. Yine 28 günde hapishanede tutuklu iki avukat için ne değişti de kaçma şüphesi kanaatine vardınız ve tutukluluğun devamına karar verdiniz diyor. İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu ise diyor ki bir yargıca ne yapılmış olabilir, ne devreye girmiş olabilir, ne de ilk kararından saatler sonra dönebilir. Yaptığınızı temizleyeceksiniz deyip karardan döndürdüler. Siyasal güç müdahale etti, yargılama o gün bitti. Bizim dışımızda kimse avukatlık yapmayı öğretmesin diyor Sayın Durakoğlu.
Ve diğer baro başkanları yine çok çarpıcı şeyler söylüyor. Ankara Baro Başkanı Sayın Erinç Sağkan, bundan önce hukuksuzluklar özetlendi. Bütün Türkiye biliyor bu hukuksuzlukları. Sizlerden de talebimiz adil yargılanmanın sağlanması, duruşmanın başlangıcında çok büyük bir beklentiye girmiş durumdaydık diyor. Savcılık makam mütalaasında hiçbir neden belirtmedi tutuk devam isterken. Duruşmanın bir savcısı var, dün atanmış. Mahkemeden bir gün önce o mahkemeye atanan bir savcı tutukluluğun devamını istedi arkadaşlar. Dosyadan belli ki bir haberi yok ama tutukluluğun devamı. Türkiye'de yargı bu. Bunu tüm Türkiye ve dünya duysun. Bakın Sayın Sağkan devam ediyor. 5 yıldır tutuklama nedenleri ortada yokken 2 avukat tutuklu. En azından tutuklama nedenleri tartışılsın ki bizim hukuka zerre kadar umudumuz kalsın. Biz diyor Adana Baro Başkanı onları yıllarca bu sanıkları baromuza davet edip onlardan eğitim aldık. Şimdi bu işin nasıl yapıyorsa öğrenmek istedik. Eğer bu pratik suçsa biz de eşlik ettik ama sanık olmayı başaramadık diyor. Diğer baro başkanları da yine aynı ifadelerde bulunuyor. Sayın Selçuk Kozağaçlı da tüm baro başkanlarına, uluslararası kuruluşlara teşekkür ettikten sonra Venezuela'dan Filipinlere kadar avukatlık mesleğimi sürdürdüm. 3 adet uluslararası avukatlık kurumunda yönetim kurulundayım. Şimdi onlar da burada ayaklarına sağlık. Tahliye talep etmeyeceğim. Benim talebim tutuklama gerekçelerini yazmanız, bize bildirmenizdir. CMK maddelerini klişe şekilde yazılmasın. Bu dosyada sorgular bitti dediniz. Bitmedi. Böyle yargılama olmaz. Birleşen dosya yönünden beyanlarımız ve savunmamız alınmadı diyor. Böyle yargılama olmaz diyor. Sorgu almadan devam edemezsiniz. Mutlak bozma nedenidir. Sizi bu yükten kurtarayım. Suçlamaları reddediyorum. Teknik anlamda usul yerine gelsin. Usul hukukunu sizin anladığınız şekilde tartışamayız. Bu çok tehlikeli. Kanunda sorgulardan sonra delillerin tartışmasına geçilir diyor 206. madde. Ben bu aşamadayım. Siz ne aşamadasınız bilemiyorum diyor bir hukuk insanı, hakime, savcıya. Gerçekten utanç verici sahneler vardı. Yani çok açık ceza maddeleri var. Onları hatırlatıyor sanık. Kendisi bir hukukçu, çok değerli bir hukukçu. Hakime, savcıya, ceza mahkemelerini hatırlatıyor. Siz diyor yani maddeler bunlardır diyor. Siz neye göre, hangi maddeye göre davranacaksınız veyahut da hangi kafaya göre davranacaksınız bilemem diyor. Çok üzücüdür bunlar ve Kozağaçlı dijital deliller var diyor ama dijitaller yok diyorum. Var diyemezsiniz. Burada takdir hakkınız yok. Hani bir dijital delil deniliyor. Bu dijital deliller ortaya çıkamamış arkadaşlar. Deliller emanette, savcılıkta, kollukta yok diyorum. Beni avutmak için ne yapmalısınız? Delilleri getirmeniz, tartışmamız ve bilirkişi incelemesi yapmanız gerekir diyor. Ve tanığın kendi el yazısından okuyorum. 2011'de annemi ve kız kardeşimi öldürmeye çalıştım paranoyadan ve çok çarpıcı bir şey söyledi. Bakın. Bu tanık Berk Ercan demiş ki Bakırköy Akıl Hastanesi'ne diyor bir müzekkere yazın, adamın sağlık durumunu, ruhsal durumunu bir araştırın. Benim dışında örgüt üyesi olarak ifade ettiği kişiler kim biliyor musunuz diyor. Babası için örgüt üyesi demiş. Başka? Gülben Ergen, Tarkan. Bu kişiler için de örgüt üyesi demiş. Siz böyle bir insanın DHKPC üyesidir demiş. Siz böyle bir ruh sağlığı bozuk, birçok vukuatı olan bir insanın ifadeleriyle çok değerli bir hukukçuyu mahkum etmeye çalışıyorsunuz ve 5 yıldır da tutuklu. Tutukluk süresi de taşmış. Artık tahliye edilmesi gerekiyor. Abuk subuk gerekçelerle tahliye edilmesi gerekirken maalesef rehine olarak tutuluyor orada. Bakın Akın Gürlek hakkında herkes şunu söylemiş. O bir yargıç değil, Avrupa Konseyi kendisi için seyyar heyet diyor Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'te beni tahliye etmek zorundasınız. Baro başkanlarına ve duruşmaya gelenlere teşekkür etti. Ebru Timtik benim ablamdı. Avukatlık mesleğinin onuru ve memleketimizde meydana gelen tüm adaletsizliklerin son bulması için 238 gün aç kaldı. Vicdan şahsi bir mesele. Ebru Timtik'in yaşatılması vicdan meselesiydi de elbette kendi ettiğiniz yeminlere anayasaya uygun davranamazsınız. Böyle bir beklentim yok diyor. Ve hakime siz dosyaya atanınca yeni bir Akın Gürlek'le mi karşı karşıyayız diye soruyor. Ablama karşı borçlu hissettiğim için konuşuyorum burada diyor. Devam ediliyor. Barkın Timtik diyor ki...
Ben aynı zamanda burada Çorlu davasının avukatıyım. Ben aynı zamanda Emine Şen Yaşar için adalet isteyen bir insanım diyor. Özgür Yılmaz, yargılananlardan avukat Özgür Yılmaz ise diyor ki biz bunları, bu dijitallerin getirilmesini talep ettik. Dosyaya getirilmiyor. Bu dijitaller nedeniyle yapılan yargılamalarda 2000'li yıllarda da avukatlık yaptım. O zaman da getirilmedi. Hiçbir zaman getirilmedi. Berk Ercan beyanları nedeniyle ceza verildi bana. Gerekçede duruşmada Berk Ercan'ın benim hakkımda o duruşmada öyle bir beyanı yok diyor. Ve maalesef tutukluluğun devamına karar veriliyor. Barkın Timtik ve Selçuk Özalçılı için tutukluk haline devam verilip 17 Kasım'a ertelendi bu dava. Evet, gerçekten çok önemli hukuksuzlukların olduğu bir dava. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü mesele, bütün hukukçular oradaydı ve biz de yine takip etmeye devam edeceğiz. Evet, maalesef ki bir başka vahim vaka daha var. Adana'da oldu. Türkiye'de son zamanlarda çok vahim vakalar oluyor. Adana'da Furkan gönüllüsü 3 kişi anadan üreyen bir şekilde emniyette gözaltı altında hakaret, darp, işkenceye uğradıklarını söylüyorlar. Seni hadım ederiz, makatına job sokarız diyorlar bu kişilere. Korkunç ifadeler var ve avukatı Yusuf Işık onlarla görüşmeye gittiğinde görüşme engellenmeye, eksiltilmeye çalışılıyor ve Furkan gönüllüleri de Adana Emniyeti önünde bir direnişe geçiyorlar. Sabahlara kadar gördüğünüz gibi orada bekliyorlar ve saatlerce bu kişiler orada tutuluyor. Furkan gönüllüleri, Alparslan Kuytul Hoca orada bekliyor ve işkenceci polisler hesap vermeli pankartlarıyla isteklerini beyan ediyorlar. Ve maalesef Türkiye'de işkencenin olduğunu biz her gün görüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Her gün bunlar görülür mü? Alparslan Kuytul ve arkadaşlarının emniyet önündeki bekleyişleri günlerce sürdü ve maalesef ki bu işkence vakası konusunda şu anda İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Kadın erkek yüzlerce kişi Adana Emniyeti'nin önündeydi. Bu korkunç bir vaka. Biz aldığımız bir habere göre, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına göre Afyon Emniyetindeki işkence vakalarından sonra bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu, o dönem savcılığın takipsizlik verdiği dosya için Anayasa Mahkemesi'nin 4 yıl sonra hak ihlali kararı verdiğini apaçık bir şekilde görüyoruz. Çok vahim bir dosya. Zamanında Afyon Emniyet Müdürlüğü'nü biz defalarca gündem etmiştik. Bundan 4 yıl önce, 4-5 yıl önce orada çok vahim vakalar bize gelmişti. Murat Boşçu isimli bir başka kişinin de başvurusunu almıştık. Aynı ifadeler vardı. Bu kişiler işkenceye uğradıklarını söylüyorlardı ve bir başka şahıs Anayasa Mahkemesi'ne gittikten sonra Anayasa Mahkemesi adeta yerel mahkemeye tokat gibi bir cevap veriyor ve hiçbir şey yapmamışsınız, çok ağır iddialar var, bütün bunlar için zerre bir araştırma yapılmamış diyor ve yeniden soruşturma istiyor. Bu kaçıncı vaka oldu arkadaşlar? Bakın, Anayasa Mahkemesi defalarca çıplak arama için, işkenceler için, kötü muameleler için, cezaevinde kolu kırılan ve örtbas edilen mahpuslar için ihlal kararı verdi. Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın yüzünün kıpkırmızı olup istifa etmesi gerekir. Normal bir ülkede bunların olması lazım arkadaşlar. Başka bir şey değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararları oldukça net, oldukça hukuki bu durumlarda ve ağır insan hakları ihlalleri olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Ve biz bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bizim İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan şikayetlerimiz var. Çünkü hasta mahpusların tahliyesine izin vermiyor, geçit vermiyor, hukuksuz bir şekilde. İşte onlardan birisi eski vekilimiz Aysel Tuğluk hakkında. Aysel Tuğluk'un bir takım önemli rahatsızlıkları var. Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalamaz raporu verdi. Son kararı İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vermesi gerekiyordu. Ancak cezaevinde kalabilir raporu verdi.
cezaevinde tek başına işlerini göremeyen, oldukça sıkıntılı hastalıkları olan ve bir üniversite kurulunun cezaevinde kalamaz raporuna rağmen ATK bu kararı verdi. Çok üzücüdür, utanç vericidir. Aysel Tuğluk çok üzücü hadiseler yaşadı. Ve bundan dolayı belki işte büyük sıkıntılar yaşıyor şu anda. Annesini toprağa verdi Ankara'da ve bir takım nefret dolu, korkunç insanlar o mezarlığa geldi. Anneni bu mezara gömdürmeyiz, onun cenazesini mezardan çıkaracağız naraları atmaya başladılar. Ve Aysel Tuğluk bu hali yaşadı. Düşünebiliyor musunuz? En sevdiğiniz varlık annenizi toprağa verdikten sonra bir takım mahluklar çevrenizde danslar ederek, savaş tamtamları çalarak o cenazeyi o topraktan çıkaracağız diyor. Cenaze ya, cenaze yani. Bu dünyadan ayrılmış bir insan hangi anlayışta bir cenazeye saldırı normal olabilir? Bu kadar ağır ve canice, barbarca bir saldırı olabilir mi? Ve bu insanlar bu hallerini devam ettirdi saatlerce ve sonrasında Aysel Tuğluk annesinin cenazesini mezardan çıkarttırdı ve memleketi Dersim'e götürdü, orada gömdürdü. Bu korkunç hadise Türkiye'de yaşandı ve daha sonra Aysel Tuğluk işte hapishanede rahatsızlanmaya başladı. Yani bu hali yaşayıp da insan normal kalabilir mi arkadaşlar? Bunu size sormak istiyorum. Hasta mahpuslar çok ağır ihlallere uğruyor. İkinci vakamız Ayşe Özdoğan. Burada defalarca gündeme getirdik. ÖFG TV yayınımda kendisiyle konuşma yaptım. Birçok medya kuruluşu kendisiyle konuşuyor. Şu anda Türkiye'nin gündeminde Ayşe Özdoğan. Müthiş bir dram var burada. Ayşe Özdoğan yargılanmış, cezası Yargıtay tarafından onanmış ama ağır hasta, dördüncü evre metastatik maksiller sinüs kanseri. Ve bu insan hani işlerini yapabilecek, yemek yiyebilecek, yüzünü yere eğebilecek bir durumda değil. Yemek yediği zaman yemekler, su burnundan geliyor. Geçirdiği ağır ameliyatlarla ağzında dişler alınmış, tükürük bezleri alınmış ve elmacık kemiğinden beynine kadar birçok organı alınmış durumda ve yine de metastaz yapmış. Çok ağır bir hasta, çok zor durumda bir hasta ama buna rağmen kendisi hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden getirdiğin raporda efendim eksiklikler var. Git Antalya Tıp Fakültesi ne oradan bize tekrar rapor getir dedi. Ya bu kişinin dışarı çıkamaz raporu var. Nasıl gidip bu raporu alacak? Büyük eziyetler çekecek ancak alabilecek. Bunu çok iyi biliyorum bir doktor olarak, bir insan hakları savunucusu olarak. Bu kişinin eşi 11 yıl ceza aldı dün. 11 yıl ceza. Ya etmeyin, eylemeyin. Bakın eşinin yardıma, desteğe ihtiyacı var dendi. Dinlemediler ve 11 yıl ceza verildi arkadaşlar. Korkunçtur bu. Hani sadece siyasi mahpus olduğu için de infaz da bir yıllık bir erteleme alabilirdi, alamıyor. Çünkü siyasi mahpus. Adli mahpus olsa alabilir ama işte siyasi mahpus olduğu için alabileceği bir yıllık infaz ertelemeyi de kocası alamıyor. Başka ne oluyor? Annesi, annesi maalesef, bakın annesi de kanser olmuş. Kız kardeşi kime bakacağını bilemiyor. Ayşe Özdoğan'a mı baksın, annesine mi baksın? Çocuğu kalp hastası Ayşe Özdoğan'ın. Annesi kanser, eşi cezaevinde, kendisi cezaevine girmek üzere. Dördüncü evre metastatik maksiller sinüs kanseri. Ve bu insan hala cezaevine girer miyim, giremez miyim diye her gün ağlıyor. Her gün İstanbul ATK raporunun kararını bekliyordu. ATK'da git dedi, bir daha raporlarla uğraş. Ya her şey ortada arkadaşlar. Perişan durumda bir insan var. ATK'ya soruyorum, hiç mi insanlığınız, hiç mi vicdanınız kalmadı? Nedir bu haller? Aysel Tuğluk için verdiğiniz karar, Ayşe Özdoğan için verdiğiniz karar. Hiç mi insaf, vicdan, insanlık duygularınız kalmadı ya? El insaf diyorum. Nasıl bir haldir bu? Bütün insanların vicdanı sızlıyor. Hangi kesimden olursa olsun bir insana bu yaşatılmaz. Yazıktır, günahtır. Yarın öbür gün bu insan hayatını kaybettiğinde bunun hesabını kim verebilecek arkadaşlar ya? Arzu Nur Özkan tahliye edildi. Biz burada da onun için çok büyük uğraşlar verdik.
Allah'tan doğumuna bir ay kala cezaevinden çıktı. Geçenlerde beni aradı ve Ömer Bey, size bir mektup yollamıştım. Daha sonra ikinci bir mektup yolladım. Cezaevinden onu engellediler. Size onu kopyasını almıştım, gönderiyorum dedi, gönderdi. Son bir ayda kamuoyu baskısıyla cezaevinden kurtuldu. Zaten istinaf bu kararı bozmuştu. Saçma sapan bir karardı. Düşünebiliyor musunuz? KHK ile kapatılan bir okulda öğretmenlik yapmak ve Bankasya'da hesabının bulunması, bu kadının 2 aylıkken tutuklanmasına, 6 ay cezaevinde adeta işkence görmesine, yani çünkü işkence dolu bir hayatı var. Anlatıyor bize. Hani gerçekten perişan oluyorsunuz. O bulantılar, o perişanlıklar arasında bu hayatı yaşadı. En sonunda da ona dediler pardon. Senin hakkındaki karar yanlışmış. İstinaf Mahkemesi böyle dedi. Bekleyip çektiği eziyetler, kamuoyunun duyduğu üzüntüler. Ya el insaf ya. Bu ülkede yargı mı var? Ben bunu soruyorum size. Yargı mı var ya? Ne yargısı ya? Bakın yine çok vahim bir tablo size. Bana gelen iletiden okuyorum. Yahya Süleyman, şu erkek çocuğu, günlerdir ağlayarak annemi istiyorum deyip son zamanlarda hiçbir şey yiyememeye başladı. Bugün Yahya Süleyman annesi Özlem Sarıçelik'in yanına cezaevine girdi. Dedesi ve babaannesi perişan, baba da cezaevinde, ablası Down sendromu. Ablası gördüğünüz gibi Down sendromlu bir çocuk. Bu çocuk ve Down sendromlu çocuk günlerdir, aylardır ağlıyorlar. Baba cezaevindeydi, anne de 20-25 gün önce tutuklandı. Dede ile görüştüm, çok üzgün ve perişan bir durumda. Binlerce aile bu ülkede bunları yaşıyor arkadaşlar. Anne baba tutukluklardan dolayı bu çocukların ruh halleri bozuluyor. Büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz dedik anne baba tutukluklar için bir formül bulun. Güya Adalet Bakanlığı bir formül bulacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Çok vicdansızlar bunlar. Bu yasa teklifi meclise geldi. Son saniyede meclis, yasa teklifini meclise getiren AK Parti yetkililerinin kendileri kendi tekliflerinin maddesini iptal etti. Anne baba tutukluklardaki şu dramların yaşanmasına devam edilsin dediler. Bu kadar vicdansızlar ya. Anne baba tutukluklarda en azından belli bir süreye kadar bu yasa maddesi eğer yasalaşsaydı bu dramlar bitecekti. Bu çocuklar perişan olmaktan kurtulacaktı. Ama kendi getirdikleri yasa maddesini bile, ki buna biz çok büyük zorlama yaptık, buna rağmen son anda iptal ettiler. Hani nasıl bir insanlık dışı, vicdansızca bir hali yaşıyorlar anlamak mümkün değil. Evet. Bakın Şanlıurfa Hilvan cezaevinden aldığımız iletilerde en az 45 kişinin ailelerine haber verilmeden yurdun dört bir tarafındaki cezaevlerine nakledildiklerini öğrendik. Diyor ki eşim Şanlıurfa T tipinde kalıyordu. Pazar günü telefon görüşünden sonra bir an test yapılıp Urfa'dan Elazığ'a götürülmüş. Başkalarından öğrendim ve biz Antep'teyiz. Urfa'ya zor giderken şimdi Elazığ'a 7 ay kalmıştı. Bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Kimisi Elazığ'a gönderilmiş, kimi Diyarbakır'la, ailelerinin haberi yok. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunlar insan ya, insan. Bakın Uygur Türk'ü Kurban Tahti Niyaz'ın akıbetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduk. 6 Eylül sabahı Kurban Tahti Niyaz evinden Sirkeci Karakolu'na götürüldü. Ailesinin ziyaretine izin verilmiyor. Eşi ve çocukları evde çaresiz, babalarının Çin'e iade edilmesinden endişeleniyorlar. Bu iddiaları biz İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Halen bir açıklama yok. Bu kişiler Çin'e iade edilirse orada hayati tehlikeye yaşayabilir. Soru önergesi verdim. İçişleri Bakanlığı'ndan cevap bekliyorum. Hani Türklük şu bu diyerek istismarda birinci sırada gelen AK Parti MHP'liler Uygur Türk'ü Kurban Tohni Niyaz'ı Çin'e iade edebilirler. Ben bir HDP vekili olarak bunun için mücadele ediyorum. Bakın benden başka bunun için soru önergesi veren olmadı. Ve halen cevap alamadık. Ama bu insanın ölümüne, o beş çocuğunun yetim kalmasına müsaade de etmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın biz bunu hep söylüyoruz, az evvel söyledim. Ben bu arabanın başına da gittim. Yusuf Bilge Tunç'un kaçırıldığı zaman bir yerde bırakılmış, Gimat civarında bırakılmış arabanın başına gittik. Çok garip bir durum vardı. Ailesine akşam yemeğe gelmeyeceği zaman haber veren bu insan
O gün haber vermeden aniden yok olmuştu. 25 aydır da ondan bir haber alınamıyor. Yusuf Bilge Tunç, hatırlatmaya devam ediyoruz. Yine bakın, Nesrin Naz belirtmiş. Biz tüm arkadaşlarımız, tüm insan hakları savunucuları bu korkunç tutukluluğu takip ediyoruz. Ve gerçekten 4,5 yıldır Osman Kavala tutuklu. Nesrin Naz diyor ki, bazen çok kötü bir kabusun içindeymişiz gibi geliyor. Başka türlü Osman'ın bu kadar gün, ay, yıl içeride olması nasıl açıklanır bilmiyorum. İnsan hakları örgütlerinden Osman Kavala çağrısı yapıldı. AİHM'in Osman Kavala'ya yönelik hak ihlali kararının uygulanması talebinde bulunan 10 sivil toplum kuruluşu Kavala'nın tahliyesi çağrısı yaptı. Sayın Demirtaş için de bu çağrılar yapıldı. Biraz da yerele geçelim. Vekili olduğum Kocaeli Belediyesi'nde yürüyüş yolumuz vardır. Tüm Kocaelilerin, İzmitlerin çok sevdiği bir yerdir. Çınarların altında yürürüz, şehrin ortasındadır. Ve maalesef orada hangi müteahhitlere peşkeş çekildi, kim ne kadar oradan rant elde etti bilmiyoruz. Ama nedensiz, amaçsız böyle bir peyzaj çalışması yapıldı. O çalışmada ağaçların köklerine zarar verildi. Kimisi kurudu, gizlice gündüz değil gece kesildi. Biz bu kesilme olaylarında mesela şuradaki ağacın kesilmesini gündem ettik ve daha sonra o ağacın yerine başka bir fidan dikildi ve maalesef ki bu olaylar devam etti arkadaşlar. Biz bu yürüyüş yolundaki çevre düzenlemesinde çok önemli soru işaretleri olduğunu düşünüyoruz. Hanse Bulut 64 yaşındaki anneyi, Kürt anneyi terörist diye tutuklamışlar. Bu çözüm süreci bitişinden sonraki dönemde bu hendek barikatların olduğu dönemlerde bu anne evinde mahsur kalmıştı ve maalesef ki adil olmayan bir yargılamayla cezaya çarptırılmış ve geçtiğimiz gün 64 yaşındaki bu anneyi cezaevine koydular. Oğlu diyor ki, sayın vekilim, bugün 64 yaşındaki Barış annesi annemin evine baskın yapıp gözaltına aldılar. Ömer abi, benim annem hipertansiyon hastası, şu anda İzmir Şakran'da ve hiçbir bilgi vermiyorlar. Yine bir başka ihraç vakası. Biz insanların düşüncelerini, yaşam tarzlarına bakmıyoruz. İşlerini yapabiliyor mu, yapamıyor mu, ona bakıyoruz. Trans kadın olması mesleğini yapmasına engel olmamalıydı. Trans kadın Doktor Larin Kayataş meslekten genel ahlak gerekçesiyle men edildi. Bu ülkede trans kadın olmak ne zamandan beri suç sayılıp görevini yapmaya engel olunuyor diye soruyoruz. Bakın, yine çok üzücü bir fotoğraf. Biz bunları maalesef ki 100 yıldır görüyoruz. Yerde oturan çarşaflı bir kadın zincire güya vurulmuş ve onu, o çarşafı, zincirini çıkarıp altından beyaz elbiseleriyle bir kadın çıkarıyorlar ve işte kadınları örtüden kurtardık, şu bu. Yani 100 yıldır yapılan bir şeyi bugün Edremit Belediyesi etkinliğinde gördük. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği bu etkinlikte bu mizanseni hatırlatmış ve biz de bunun çok üzücü bir şey olduğunu, hani özgürlüğün kazanılmasının bir inancı temsil eden çarşaf üzerinden, örtü üzerinden yapılmaması gerektiğini, özgürlüğün kazanılması için bu ülkede çarşaflı Nene Hatunların, ne Kara Fatmaların büyük bir gayret verdiğini söyledik ve şu anda da bakın, zaten önemli bir gerginliğin yaşandığı başörtüsü meselesinde, değil mi, devlet işlerinin önemli sıkıntılar yaşadığı, yıllarca başörtüsü yasaklarının olduğu bu konuda artık bu tür mizansenlerin özgürlük, hukuk, insan hakları anlayışına zarar verdiğini söylüyoruz. Bunlar artık olmamalı. Ben bunları tüm yetkililere de hatırlatıyorum. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği yetkililerine de hatırlatıyorum. Bu ülkede bizim hepimizin amacı daha çok demokrasi, daha çok insan hakları olmalı. Hiçbir kimse ne mini eteklinin giysisinden, ne çarşaflının giysisinden, ne başörtülünün giysisinden, ne başı açığın giyiminden rahatsız olmamalı. Herkes özgür olmalı. İnsanlar düşüncelerini beyan etmeli.
şu şöyle olmalı, böyle olmalı diyebilir ama kimseye bir dayatma yapmamalı arkadaşlar. Bu görüntüler toplumsal barışı bozuyor. Biz bunu net bir şekilde söylüyoruz. Ve bu görüntüler de AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı'nın din istismarı yapmasını da devam ettiriyor. Daha hala bunu göremeyen arkadaşlarımıza tekrar biz hatırlatmış olalım. Bunlar gerçekten hala eski Türkiye anlayışlarıdır. Biz burada bakın CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrını tasvip ettik hep. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başörtüsü yasakçılığını bitirmesinde çok önemli kilit bir rol oynadı ve bu yasak bitmelidir dedi zamanında ve CHP açısından bu meselenin bittiğini düşünüyorum. Ama bir takım kuruluşlar hala bu eski tavırlarında devam ediyor. İnanın ki biz bu ülkede hiç kimseyle bir çatışma, çelişki yaşamak istemiyoruz. Bu ülkenin tüm vakıfları, dernekleri hepsi güzel işler yapmalı. Hepsinin güzel, hayırlı işlerinde, hukuki insan hakları ile ilgili işlerinde elimizden gelen desteği de vermek durumundayız. Ama hani bu ülkede din devlet ilişkilerinde, etnik ve dini ayrımcılık meselelerinde önemli sorunlar yaşandı. Bu meselelerin kaşınması ve tekrar bir gerginlik unsuru olmasının hiç kimseye bir yararı yok. Ben bunun çok net bir şekilde söylüyorum. Hiç kimseyle de bir sürtüşmeye girme niyetim, hevesim de yok. Hiç gereği de yok ama biz diyoruz ki eskiden CHP bu noktada yanlış adımlar atsa da attığı yeni adımı destekliyorum ben. Bakın çok net söylüyorum. Zamanında CHP'nin yasakçı tavrına karşı mücadele etmiş bir insanım ama ne zaman ki özgürlükçü bir tavır takınıldı CHP tarafından bunu da ayakta alkışlamış bir insanım. Kim özgürlük yönünde adım atarsa onu da her zaman tasvip ederiz. Bakın bu bir hayvanat bahçesinden bir görüntü. Erkek kurtun eşi yanından alınmış. Bu hayvan stres içinde yuvasında dolaşıyor. Ben hayvanat bahçelerini ziyaret ettiğimde depresyondaki aslanları görüyorum. Hırçınlaşmış, saldırganlaşmış çünkü mahpus durumuna getirilmiş ayıları görüyorum. Getirildiği Afrika'dan hayvanat bahçesinde saatlerce, günlerce boş boş etrafına bakan zürafaları görüyorum. Hayvanat bahçeleri aslında hayvan hapishanelerine dönmüş durumda. Hayvanat bahçeleri yasaklanmalı. Çok net diyorum. Bunlar çünkü hayvan hapishanesine döndürülmüş durumda. Doğal yaşamı korumak durumundayız. Hayvanat bahçelerinin yasaklanması gerektiğini çok net bir şekilde söylüyoruz. Bu yanlış. Bu hayvanlara zulmedemeyiz. Canlılara zulmedemeyiz arkadaşlar. Bir de bakın geçtiğimiz hafta doktor arkadaşlarımız çok önemli bir gösteri düzenledi Ankara'da. Yurdun dört bir tarafından aile hekimleri, dernekleri geldiler. Çünkü aile hekimleri çok büyük sıkıntı altında. Meslektaşlarım bu sıkıntıları bana yansıtıyor. Hastanelere gittiğim zaman uzman doktorları, pratisyen hekimleri, aile hekimlerini çok büyük sıkıntıda görüyorum. Yaptıkları işler konusunda çok umutsuzluk, ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinlik içindeler. Çünkü hani devlet onlara vaat ettiği ücretleri vermiyor. Zaten ağır çalışma koşulları altındalar. Zaten 1,5 yıldır bütün toplumu saran Covid tehdidi altındalar. Bütün bunlara rağmen devlet onlara vereceği geliri kısmaya çalışıyor. Büyük bir gayretle. Şimdi diyoruz ki son yönetmelik aile hekimlerini çok mağdur etti. Bakanlığa sesleniyoruz. Aile hekimleri çığ gibi büyüyen sorunlarını dile getirmek için Ankara'da miting yaptı. Kocaeli Aile Hekimleri Derneği de katıldı. Ve biz hem Kocaeli'ndeki meslektaşlarımızın hem Türkiye'nin dört bir tarafındaki meslektaşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Bakın sivil tepkiyle tepki gösterelim. Ben hiçbir zaman insanlara böyle hani bir haksızlık yapıldığında gidin orayı burayı darp edin demem. Ama sivil tepki gösterin derim. Benim söylediğim de kimisi yanlış anlayabiliyor. Hani meşru yollardan hakkınızı arayın dediğimiz zaman sanki yapılan zulme boyun eğin anlamına geliyor. Meşru yöntem nedir? Hukuka başvurursunuz ve sivil tepkiyle kimseye zarar vermeden, hukuksuzluk yapmadan hakkınızı ararsınız. Mesela bakın sivil tepki kazandı diyoruz. Madenci patronlar kaybetti.
Kocaeli Halıdere'de bir taş ocağı vardı. Tekrar faaliyete geçmesi için girişimlerde bulundu patronlar. Fakat Halıdere taş ocağının faaliyetleri, vatandaşların itirazları ve valiliğin hazırladığı rapor doğrultusunda heyelan riski göz önünde bulundurularak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından resmen tamamen durduruldu. Halıdere sakinlerinin direnişi ve tepkisi istenilen sonucu getirdi. Yani arkadaşlar bakın, sizin hakkınızı patron vermediği zaman gidip iş makinesiyle, ekskavatörle gidip kamyon tahribi etmekle mi hak aranacak? İşte hak böyle hukuk önünde veyahut da sivil tepkiyle, kimseye zarar vermeyen eylemlerle kazanılabilir. Hak, haksızlık yaparak aranmaz arkadaşlar. Ben bir insan hakları savunucusuyum. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir zaman içinde kabul edemem. Hakkı sonuna kadar meşru yolları, yani tüm hukuki yolları, tüm insan hakları çerçevesindeki tüm sivil direnişleri kullanarak yapabilirsiniz. Ben de mesela vekilliğimin alınma sürecinde bu yöntemi kullanarak sonuna kadar kimseye zarar vermeden sivil direniş yöntemini kullandım. Kamuoyu tepkisi geldi ve en sonunda Anayasa Mahkemesi toplamda bir çok nitelikli karar verdi. Hani haksızlık sürekli vardır bu ülkede, haksızlık yapıldı diye gidip kamyon tahrip etmenin bir alemi yok değerli arkadaşlar. Bakın, Kocaeli'nde çocuk yoğun bakım doktoru yok. Servis var ama doktor yok. Kocaeli'nde yani. Kocaeli İl Merkezi'nde çocuk yoğun bakım eksikliği yaşanıyor. İl Merkezi'ndeki tek çocuk yoğun bakım hastanesi Kocaeli Üniversitesi'nde. Orada da ciddi yer sıkıntısı yaşanıyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ali Kahya Yerleşkesi'ndeki yoğun bakım servisi ise doktor olmadığı için kullanılamıyor. Yine bir kaçırılma vakası. Sincan ilçe eş başkanımız Fatma Kılıçarslan geçtiğimiz günlerde az evvel bahsettiğim gibi kaçırıldı ve akşamüstü bırakıldı ve ona çok ağır hakaretler yapıldı. Maalesef ölümle tehdit edildi. Bir dahaki sefere gözünü Cerablus'ta açarsın, bırak bu işleri falan diye tehdit edildi. Bakın, aşıt karşıtlığı için miting düzenlenmiş. Ben ifade özgürlüğü açısından bu tür mitinglere karşı değilim. İnsanlar düşüncelerini ifade etsin. Demokratik hukuk devletinde normaldir bu tür mitingler. Ama bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü aşı olmak lazım değerli arkadaşlar. Bakın, aşı olmadığı için ölen çok insan var bugünlerde. Doktorlardan bile aşı olmayan insanlar var. Hastalığa yakalanıyor ve ölüyor. Evet, aşı hastalığı önlemiyor. Ama aşı hastalığın hafif geçirilmesini sağlayabiliyor. Daha dün aldığım bir haber, kendim için özel bir durum ama vahim bir durum ve çok üzüldüğüm bir durum olduğu için açıklamak isterim. Bir yakınım, hamile bir kadın, 5 aylık bir hamile bir kadın, aşı olmayı reddettiği için eşi COVID geçirdikten sonra kendisine bulaştı ve maalesef ki COVID hastalığı geçirirken 5 aylık bebeğini düşürdü, bebeğini kaybetti. Gerçekten hem benim için çok üzücü bir şeydi, hem de topluma hatırlatmalarıma devam etmem gerektiğini tekrar hatırladım. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bu Adana ile ilgili bizim verdiğimiz soru önergesini gündem edeceğiz. Adana Valiliği burada ve biz bu soru önergesinde bir kötü muamele ve işkence suçuyla Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler hakkında soruşturma açıldı mı diye soruyoruz. Tehdit ve hakaret suçuyla soruşturma açıldı mı diye soruyoruz. Eğer bu iddia doğruysa gözaltındaki bir müvekkil avukatıyla görüşürken neden zorluk çekmektedir diyoruz. Bütün bunları İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Maalesef ki iddialar çok ciddi. Türkiye bizim Ağustos 2020'deki basın toplantımızda açıkladığımız gibi CPT raporlarına göre çok üzücü bir ülke ve maalesef işkence, kötü muamelenin olduğu bir ülke. Avukatın tutanağını da görüyorsunuz. Şimdi bakın, bir öğrenci Sakarya'da kiraların pahalı olmasından dolayı yatağı 60 sokağa orada yatıyor ve bir sivil protesto eylemi düzenliyor. Ben tekrar hatırlatıyorum, öğrenciler yurt ve kira ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı çok zordalar. İşte görün, bir öğrenci sivil bir direniş eylemi yapıyor. Yetkililer bu kira meselesine bir önlem alsınlar. Bu öğrenciler perişan, böyle sokaklarda mı yatacak?
Bakın yine bir öğrenci eylemi, öğrenciler İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğrenciler bir protesto yapmış. Eğitim yılı başlıyor, öğrenci nerede kalacak demiş ama bütün bunları söylerken polisler öğrenciyi haklı bulacak yerde onların afişlerini alıp yırtmışlar. Yurt ve kira zamlarıyla geçinemiyoruz diyen üniversiteliler olarak barınma hakkımızın gasp edilmesine karşı Taksim İstiklal Caddesi'nden sesleniyoruz demişler. Ne evde ne yurtta sokakta isyandayız demişler. Yine bir başka fotoğraf size sunayım. Tekirdağ, Merkez Değirmenaltı Mahallesi, Namık Kemal Üniversitesi bölgesi. Gençler yurt ev arıyor o bölgede ama devlet yurdu yetersiz, özel yurtlar, kiralar çok pahalı ama bütün bunlar sorun değilmiş gibi AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı o bölgeye bir araç atmış. Bu mobil araçla ücretsiz PlayStation oynatıp maç sonu yeni üye yaptırıyor. Hani iktidar kira meselesine çözüm bulması gerekirken böyle PlayStation oynatıp bir şeyi bulmak durumunda. Şimdi değerli arkadaşlar, az evvelki konuyu tekrar gündeme etmek isterim. Ben bu konuda bir açıklama yaptım. Bir sürü linç yedim. Çok üzücüdür ve de çok şaşırtıcıdır. Gördüğünüz gibi ne olduğu da belli olmayan bir vaka var. Kimisi diyor ki bu bir işçiydi. Kimisi diyor ki ortaklardan birisiydi. İşçi de olsa, ortak da olsa hakkını böyle ekskavatörü alıp bir sürü kamyonu paramparça ederek aramamalıydı. Biz hukuki yolların olduğunu söylüyoruz. Biz sivil direnişin olduğunu ve diğer birçok yolun olduğunu söylüyoruz. Hak arama bu şekilde olmaz diyoruz. Evinize hırsız girse gidip polise başvurmalısınız ve hatta gidip yapacağınız iş o hırsızın evinden para çalmak değildir. Size haksızlık yapanın ağzını burnunu kırmak değildir. Bunlar doğru şeyler değil ama toplumumuzda demek ki insan hakları bilinci çok zayıf ki bu kadar net bir olayda bile ne dediğimiz anlaşılmıyor ve insanlar ilginç tepkiler gösteriyorlar. Olayda hani kalkıp bizi bu işi eleştirdiğimiz için işçi düşmanı, patron yanlısı bile niteleyenler oldu. Biz Çalışma Bakanlığı'na bir sürü soru önergesi vererek, bir sürü işçinin uğradığı mağduriyeti burada mecliste bu basın toplantısında gündem eden bir milletvekiliyiz. Bir sürü grev alanına gitmiş, işçilerle yan yana bir sürü eyleme katılmış bir insanım. Kalkıp bize böyle ithamlarda bulunabiliyorlar. Ki burada bu eylemi yapan kişinin işçi olmadığı, şirket ortaklarından birisi olduğu da sonradan ortaya çıktı. Ama ülkemizde böyle afaki bir anlayış var. Daha meseleyi bile tam anlamadan güya hakkı, hukuku bu şekilde böyle yollarla aranabileceğini düşünen insanlar var. Haksızlık yaptığınızda aslında kendi hakkınızı da çiğnediğinizin farkında değilsiniz. İnsan hakları alternatifi zor iştir. Yani insan hakları seçeneğini seçmek zor iştir arkadaşlar. Yani ama kırıp dökmek kolay iştir. Biz insan hakları alternatifini seçmiş durumdayız. Hak zorbalıkla aranmaz diyoruz. Haktan ayrılırsan zalim olan sen olursun. Yani zalimle mazlum arasında çok ince bir çizgi vardır. O yüzden mazlumun zalim olmaması gerekir. Biz mazlumun sonuna kadar yanındayız. Bazen mazlumlar da zalim olabiliyor. Bunu da bu iktidar döneminde gördük maalesef. Bütün bunlara karşı biz hak ekseninden cevap veriyoruz. Başka bir eksenden değil. Yok efendim işte sınıf mücadelesidir. Ya bu kişinin yaptığı zorbalık haklıdır diyenlere karşı diyorum ki ben hep hak eksenindeydim ve hak ekseninde de kalmaya devam edeceğim. Başka bir mazeret, başka bir o günle ilgili bir mazereti kabul edemiyorum. Can Candan hocamızla konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni, profesör ve kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışması engellendi rektör Naci İnci tarafından. Buna karşı direniyor. 8 Ekim'deki öğretim yılının başlamasına kadar göreve iade edilmesini bekliyoruz Can hocanın. Ayten Öztürk'ün çok vahim işkence iddiaları var. 6 ay kendisine bir devlet dairesinde işkence edildiği iddialarında bulunuyor. Bu iddianın araştırılmasını tekrar hatırlatıyoruz. Leyla Güven vekilimiz Kürtçe şarkılarla halay çektiği için cezalandırıldı. Kızıyla bir ay telefonda görüşmeme cezası aldı. Ceza kesinleşmediği için uygulanmıyor şu an, görüşebiliyor ama bu cezanın kesinleşmemesi gerekiyor. İnfaz hakimine müracaat edilmiş durumda. Biz de soru önergemizde sorduk. Madem halay çekenler örgüt üyesi de halay başı olunca da o da örgüt yöneticiliğiyle mi yargılanacak? Biz verdiğimiz bu önergemizi meclis başkanlığı istişare amaçlı bir soru diyerek reddetti.
Bunu da kabul etmiyoruz. Biz hakikaten merak ediyoruz. Bu ülkede üyelik, yöneticilik çok afaki, uyduruk nedenlerle belirlenebiliyor. O yüzden bu konuda bir açıklama bekliyoruz efendim. Evet, bu Alparslan Kuytul'un gönülleriyle beraber yaptığı direnişte gözüne sıkılan biber gazı sonrasında yaşadığı anı gösteriyor. İşkenceyi bitirin, ortaya çıkarın, açıklama yapın diyor insanlar. Bakın ne kadar garip bir ülke olmuşuz. İşkencecilerin yargılanması gerekirken işkenceyi ortaya çıkaranla çıkarın diyenlerin gözüne biber gazı sıkılıyor. İşte böylesine garip bir ülkedeyiz. Bu 21. yüzyılda herkese bir ibret vesikası olsun. Alparslan Kuytul Hoca'nın bu fotoğrafı ve onun gibi birçok öğrencisine de biber gazı sıkıldı. Günlerce oralarda perişan oldular, yerlerde yattılar. Ama sonunda da bu kişiler serbest bırakıldı. En azından bu direniş, sivil direniş kazandı ve ben onların bu sivil direniş sırasında hiçbir şekilde sağa sola zarar vermediklerini, haksızlık yapmadıklarını gördüm. Bu bir sivil direnişti ve ben sivil direnişlerin yanındayımdır. Kim yaparsa yapsın. Sivil direniş önemlidir. Hak ararken haksızlık yapılmaz. HDP basın danışmanlarından Ece Şimşek tekrar gözaltına alındı. Protesto ediyoruz. Yine Barış Akademisyenleri Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu bu sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Dün serbest bırakıldıkları haberlerini aldık. Günlerce gözaltında kaldılar. Yine Latife Akyüz'ün yurt dışı yasağı gerekçesiyle yurt dışındaki akademik olanaklardan yararlanması nedeniyle hak ihlaline uğradığını, yani yurt dışına çıkışın engellenmesi nedeniyle AYM hak ihlali kararı verdi. Bakın OHAL döneminde haksız, hukuksuz insanların yurt dışına çıkması engellendi, bilimsel çalışması yapması engellendi ve sonunda aradan 5 yıl geçti. AYM diyor ki yurt dışına çıkışını engelleyerek bilimsel çalışmasını engelledin, hak ihlali yaptın diyor. Ama bu insan 5 yıldır büyük mağduriyetler yaşadı. Gülsüm Coşar işte böyle KHK ile ihraç bir hakimdi ve şu mezar taşını görüyorsunuz. Orada çok çarpıcı bir yazı var. Genç yaşta vefat etmiş, 5 yaşında bir çocuk bırakmış. Eşi cezaevinde olan bir KHK'lı eski hakime diyor ki, uçmayı öğrenmeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz demiş. Bunu anılarında yazmış. Sanırım Cahit Zarifoğlu'ndan bir alıntı yapmış ve bu alıntısını da mezar taşına yazmış arkadaşları. Çok gerçekten üzücü bir dram yaşadı. Maalesef ülkemiz 11 Eylül'ü şu şekilde yaşıyor. Görüyorsunuz, yargıçların adalete intihar bombacısı gibi saldırdığı bir ülkeyi yaşıyoruz. Dünyada bu oldu. Evet, uçaklar gökdelenlere saldırdı ama bizim ülkemizde de yargıçlar adalete böyle saldırıyorlar. Bakın, AİHM önünde bir protesto gösterisi. Türkiye'de kaçırılanlarla ilgili bir protesto gösterisinden sonra Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in ortaya çıktığını gördük. Geçtiğimiz gün Siirt'teydim arkadaşlar. Bir panel dolayısıyla Siirt'teydim. Siirt'te Delikli Taş'ı ziyaret ettik ama çok üzücü, çünkü buralar dünya harikası yerler ve çok iyi bir şekilde değerlendirilebilirdi. Değerlendirilmemiş, çok sakil bırakılmış, yalnız bırakılmış. Bir eski Ermenilerin yaptığı su çeşmesi, şu anda su akmıyor burada. Yine şehrin merkezinde bakın, Güves Caddesi'nde bir güya peyzaj çalışması yapılacak. 3,5 aydır esnaf perişan, doğru dürüst bir iş yapılmıyor. Ve şehrin merkezi şu halde, ağaçlar kuruyor, yerler böyle inşaat halinde. Evet, İnsan Hakları İstanbul Şubesi tarafından bana ifade özgürlüğü, Ayşegül Zarakoğlu ifade özgürlüğü ödülü verildi. İnsan Hakları İstanbul Şubesi'ne de bundan dolayı teşekkür ediyorum. Pazar günü Antalya'dayız arkadaşlar. Pazar günü Antalya'da bir panelde Konyaaltı Cemevi'ndeyiz. Tüm Antalyalıları çağırıyoruz. Nuriye Gülmen 400 gündür cezaevinde, bunu protesto ediyoruz. KHK direnişine öncülük ettiği için bu hali yaşadı. Barış annesi Şahide Özer vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum.
Yine bir mülteci aile, bakın, çocuğumuzun ölüm nedeni araştırılsın. Mülteciler de insandır. Apandisit ameliyatına gitmiş, girmiş ve maalesef cenazesi çıkmış. Bu konuda aydınlatılması lazım. Veysel Atasoy, bir yıl oldu maalesef ki Kütahya Tavşanlı cezaevinde pandemi dolayısıyla çok büyük ihmallere, ihlallere uğradı ve yoğun bakımda günlerce kelepçeyli, entübe haldeyken kelepçeli bir şekilde yatağa bağlanmıştı ve sonunda bütün bu ihlal, ihmallerden sonra hayatını kaybetti. Bu pazartesi günü ölüm yıldönümüydü, bir yıl olmuştu. Eski bir KHK'lı polis memuru kendisi. Yine Mustafa Kavut, maalesef o ki Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisiydi. Mustafa Kavut, bütün bu, kendisi bir öğretim üyesi olmasına rağmen pazarlarda domates, salatalık satıyordu ve bütün bu streslerden sonra yaklaşık bir yıl önce bir beyin kanamasıyla hayatını kaybetti bu öğretim üyesi. O hal maalesef ki hayatımıza kastediyor. Evet, biz Osman Kavala'nın haksız tutukluluğunu tekrar protesto ediyoruz. Şerif Mesutoğlu'nun Anayasa Mahkemesi kararının bir an evvel gelmesini, bu haksız Yargıtay kararının bozulması gerektiğini düşünüyoruz. Selçuk Kozağaçlı'yı tekrar hatırlatıyoruz. Çok değerli bir hukukçunun bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Mazlum Dönder'in cezaevindeki uğradığı büyük zulümlerin bitmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Kaçırılmış olan Batmanlı, İstanbul'da kaçırılmış Mehmet Bal nerede diye soruyorum. Kaçırıldığını söyledikten sonra mahkemesi kapalı yapılan Gökhan Türkmen'i tekrar hatırlatıyorum. 9 ay boyunca kendisine işkence edildiğini mahkemede anlatmıştı. Bu konu vuzuha kavuşmalı diyorum. Gülistan Doku kaçırılmıştı Dersim'de ve maalesef ki hala bir açıklama yok. Bazen işte kaçırılanlar bulunuyor ama Hürmüz Diril maalesef bulunmadı. Eşinin cesedi bulunmuştu. Hürmüz Diril hala ortada yok. Tekrar hatırlatıyoruz. Yusuf Bilge Tunç'u da tekrar hatırlatıyoruz. 25 aydır ne oldu? Öldürüldü mü? Bir açıklama yapsınlar da en azından mezarının yerini öğrenelim diye soruyoruz. Bugünlük basın toplantımız burada. Biz hak ihlallerini yetiştiremedik ama biz halkın vekili olmaya, halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.